Zane. Bu aşamada hiçbir şey Osman Bey'den daha önemli değil. Zeyn. Babanın yanına git. Gece polis bana işkence etti. Bu toplumdaki bütün saygınlığımı bir günde kaybettim. Ama ben hala Süreyya Osman Abdullah'ım. Aynı kadın. Abinin hayatını paylaşmaya karar verdiği kadının ta kendisiyim. Bu yüzden de onu kimin göreceğini, kimin yanında olabileceğini sadece ben karar veririm. Ve kimin olamayacağını da. Ben Osman Bey'in kız kardeşine yasak getirmiyorum. Şaban'a benim getirdiğim yasak sadece bu ailede felakete sebep olan kızın annesinedir. Ben o kızın annesine yasak getiriyorum. Osman Bey'in düştüğü durumun tek sorumlusuna yani. Bunu sakın unutma Şaban'a. Eğer ona bir şey olursa, o zaman sen ve kızın bunun tek sorumlusu olursunuz. Hayır Cenk. Hayır. Bunu nasıl söylersin? Biz abime kötü bir şey olmasını düşünemeyiz bile. Yenge, lütfen. Lütfen, lütfen bir kere göreyim. Onu bir kere görmeme izin ver lütfen. Sonra sen ne istersen onu yaparım ne olur yenge. Thank you.
Olsun biri. İmam efendi. İmam efendi. Şey. İmam efendi. Kadınların mezarlığa girmesi caiz değil. İmam efendi bakar mısın? Bu kadın bunu bilmiyor mu? Ona biri engel olsun, biri anlatsın bunu. Bu kızın burada ne işi var? Kızım, sen Müslüman değil misin yoksa? Hayır İmam Efendi, ben de Müslümanım. Müslümansan bilmen gerekir. Kadınlar mezarlığa giremez. Bunu biliyorum hocam. Ama izin verin.
Allah da neden burada olduğumu biliyor çünkü. Ve ben beni bağışlayacağına eminim. İçinin kan ağladığını biliyorum Aliye. Ama sen nerede durman gerektiğini bile bilmiyorsun. Biliyorum. Burada olmama izin yok. Ama o benim dayım. Lütfen bağışlayın Fazıl Bey. Kızım sen de lütfen anlamaya çalış, olur mu? Biliyorsun bu yaptığın doğru değil. Hadi kızım, benimle gel. Bu doğru değil. Doğru değil mi baba? Dayıma olan sevgim mi yanlış benim? Ona olan saygım mı yanlış? Üzülmem mi yanlış? İçimin acıması mı yanlış? Ben de dayım için acı çekemez miyim? Neden yanlış olsun baba? Bugün beni durdurma baba. Beni durdurmaya kalkma. Dayımı son bir kez görmeme izin ver ne olur. Lütfen. Baba, lütfen. Kadınların mezarlığa girmesi caiz değil. İmam efendi bakar mısın? Bu kadın bunu bilmiyor mu? Suçum ne? Suçum kadın olmak mı? Neden? Biz de insan evladı değil miyiz? Kalbiniz yok mu sizin? Hiç mi insafınız yok? Yüce Allah beni affetsin. Dayımı son bir kez görmem suçsa eğer... öyle olsun. Ben Yüce Allah'ın vereceği cezaya hazırım. Onu son bir kere görmezsem... yaşadığım sürece kendimi affedemem. Sizden bir şey isteyeceğim. Babamın cenazesinde her şey usule uygun olmalı. Yanlış bir uygulamaya izin vermem. Aliye. Gelmen iyi oldu aslında. Babam burada. İmam efendi de. Herkes burada. Söyleyeceklerime herkes şahit olacak. Allah şahidimdir. Ben Zeyn Osman Abdullah.
Aliya Zeyn Abdullah'ı boşuyorum. Boş ol. Boş Hayır, ol. Hayır Zeyn. Bir kelime daha edersen bununla ilişkimizi mahvetmiş olursun Zeyn. Hayır. Boş ol. Zeyn. Sen ne yaptın Zeyn? Bunu daha önce yapmış olsaydım, bugün babamın mezarının başında duruyor olmazdım. Sen neler söylüyorsun? Bu mevzuların konuşulacağı zaman mı bu? Osman Bey'in naaşı daha mezarında soğumadı bile. Bir evlilik biri bitti dedi diye biter mi? Ne gerekiyorsa yap o zaman. Sen avukatımsın değil mi? Onlara yardımcı olmak istiyorsan sen bilirsin. Gereğini yap. Benim bir itirazım yok. Evrağı hazırlayıp bana yolla. Ben de hemen imzalarım. Demek istediğim bu değildi Zeyn. Üç kere boş ol demekle evlilik bitirilmez. Bu bir aylık boşanma sürecine girildiği anlamına gelir. Bir şey değişmezse üç ay sonra bitmiş kabul edilir. Bu kadar bekledim. Bir üç ay daha bekleyebilirim. Süreci başlat lütfen. Abim için son görevimizi yapabildin mi? Benim için de dua edebildin mi? Ben abimi kaybettim Gulan Bey. Her şey bitti artık. Doğru söylüyorsun. Her şey bitti. Zeyn daha da ileri gitti. Kızımızı boşadığını söyledim mezarlıkta. Osman Bey'in kabri başında.